Beyazıt Bistami'den bir rivayet var. Bu meşhur anlatılır. Bu da daha aşırı. Yani dünyada zahit olmak, ahirette zahit olmak, en son Allah'ın dışındaki her şeyden zahit olmak dediler. Ya subhanallah yani. Allah bize ahiretin kalıcı olduğunu, ahiretin karşılığı olduğunu söylerken bu insanlar ne diyorlar? Bu insanlar diyorlar ki ben diyor ahiretten de zahit oldum. Ona karşı da zahit oldum. Bunu nakledeyim inşallah. Zühd'de 3 gün kaldım diyor. Dikkat edin buraya. Zühd'de 3 gün kaldım. 4. gün zühd'den çıktım. İlk gün dünya ve dünyada olan şeylere karşı zahit, ilgisiz oldum. İlk gün öyle oldum. 2. gün ahirete ve orada bulunan şeylere karşı zahit oldum. Bak ahirete ve orada bulunan şeyler yani cennet, cennetin içindeki huriler, melekleri her şeye karşı ne oldum? Zahit oldum, uzak oldum. Artık oraya rağbet etmemeye başladım diyor. 3. gün ise Allah'tan başka ne varsa hepsine karşı zahit oldum. 4. gün olunca Allah'tan başka bir şey kalmadı. İlahi aşk beni şaşkına döndürdü. Ve diyor ki o zaman hatiften yani gaybten bir ses geldi ve bana dedi ki ey Beyazıt bizimle birlikte bulunmaya takatin yetmez dedi. Ondan sonra diyor işittim ve maksadımı işte bu idi dedim. Aynı ses bu sefer geldi. Dedi ki maksadına eriştin, istediğini buldun diye hitap etti. Yani artık sen bu makama eriştin dedi. Şimdi kardeşler biliyorsunuz biz bu tür şeyleri zaten ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine bir kere aykırı. Kim olursa olsun, ismi, cismi kim olursa olsun bu tür şeyler Allah'ın kitabına aykırı. Allah Resulü'nün sünnetine aykırı. Yani insanın ahiretten zahit olması başlı başına bir sapıklıktır. Allah muhafaza. Allah bize ahireti överken, onun kalıcı olduğunu söylerken, yarışanlar onun için yarışsın derken, onun güzelliğinden bahsederken, Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bir parmağı yeryüzüne inse, güneş sönük kalır derken, o kadar över, o kadar övmüşken, ben oradan bir salkım koparsaydım, kıyamete kadar herkes yerdi, içerdi. O kadar övüyor, o kadar övüyor Allah ve Resulü. Ama bizim üçüncü, dördüncü şahıslar ne diyor? Hayır, ben ondan da zahit oldum, ondan da vazgeçtim diyorlar. İşte bu nedir kardeşler? Bu bid'at olandır. Bu yanlış olandır ve bu sapıklık olandır diyebiliriz.